bugün mahkemede dinlediğimiz karar gerçekten tarihi bir karardır. Mahkemeyi gerçekten adil yargılanma ilkeleri temelinde yaptığı değerlendirme sonucunda aldığı karardan dolayı tebrik ederiz. Polis Genel Müdürlüğü'nün bu kararı çoğaltıp bütün polis memurlarına okutması gerekmektedir. Basın da bu kararı olabildiğince yaymalı. Mahkemenin kararını satır satır, hiçbir satırını atlamadan kamuoyunun bilgisine getirmelidir. Çünkü gösteri ve eylem yapma hakkına dair, polisin görevlerine dair, bireylerin haklarına dair, eylemcilerin korunması gerektiğine dair mahkemenin almış olduğu karar, vermiş olduğu karar ve dayandırdığı gerekçeler gerçekten herkesin bilmesi gereken ve özellikle polislerin uygulaması gereken hususlar iddia etmektedir. Bu süreçte gerek yargılanan arkadaşlarımız, gerek hukukçu arkadaşlarımız, gerek basın mensupları, gerek örgütlerdeki bireyler çok önemli işler ifade etmiştir. Ve toplumumuzda demokrasi kültürünün söz, ifade, eylem hakkının geliştirilmesi anlamında bu dava süreci bizim mahkemede süründürüldüğümüz değil, toplumun demokrasi mücadelesinin bir ileri adım daha kazanabildiği bir süreç olmuştur. Yani biz bu karar ve dava sürecini de mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlamda bütün emeği geçen herkesi tebrik eder, mahkemenin kararını da olumlu bulur, selamlarız. Diğer arkadaşlar da açıklamalar. Evet arkadaşlar, bugünkü bu karar gerçekten önemliydi. Bir süredir yaşadığımız olumsuzluklar içerisinde ciddi bir ileri adım ihtiva etmektedir. Tabii henüz daha bitmedi. Çünkü ortada bir karar vardır, başsavcılığın tavrı vardır. Bu aşamadan sonra zarar gören arkadaşlarımız vardır. Tutuklanan, haksız yere özgürlüğü elinden alınan arkadaşlarımız vardır. Bu konuda dava süreci devam ediyor. O bakımdan bundan sonra bizlerin gösteri ve toplanma hakkı engellendiğinde polis teşkilatı bu konuda daha dikkatli davranmasını umut ediyoruz. Çünkü daha bir hafta önce 1 Eylül'de benzer şekilde engellenmeye devam edildi. Keyfi bir şekilde. Bu keyfi davranışlar zaten bu ilk değildi. Yüksek İdare Mahkemesi'nde de Kıtöz davasında da ortaya çıktı. Mahkemeler bu yönde ciddi kararlar vermektedir. Umarız başsavcılık en azından bu kararlarla ilgili bir şeyler öğrenir. Ve umarız ki başsavcılık kendi içerisinde bir iç eğitim sürecine girer. İnsan hak ve özgürlükleri ne demektir diye. Ve umarız başsavcılık bağımsız bir yargı organı olduğunu hatırlar ve buna yönelik olarak